Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Albayrak en etkili bilim insanları listesine girdi. Profesör Doktor Erhan Albayrak bu durumun yıllarca süren çalışmaların bir sonucu olduğunu ifade etti. Ben Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünde 2008 yılından beri öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. İsmim Erhan Albayrak. Bu üniversitenin bir mensubu olmaktan da gurur duyuyorum. Gerçekten yıllar içerisinde burada öğretim görevliliğinden tutun profesörlüğe kadar bir hayatımız oldu. İnşallah burada da sona erecek diyorum. Bu liste Stanford Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının geliştirdiği, daha doğrusu kendi araştırma yöntemleriyle hesapladığı bilim insanlarının ne kadar etkin olduğunu ifade eden bir araştırmanın sonucu. Herhalde uzun zamandan beri de yapıyorlar gibi diyebiliyorum. Çünkü 2019'da üniversitemizden 17 hocamız bu etkin bilim adamları grubuna girerken bu yıl 2020'de sanırım 27 kişi olduk. Bu da üniversitemizin geliştiğini gösteriyor ki her inşallah da araştırma üniversitesi olmamızın bir etkisi vardır bunda. Bu listeye özel bir çalışmayla girmedim. Ama yıllardan beri verdiğim emeklerimizin bir sonucu olarak benim yaklaşık yani 140'a yakın uluslararası indekse giren yayınım var. Bunun 70 civarı tek isimli yayındır. Yani bu yılların verdiği çalışmanın bir sonucu olarak herhalde söylemek daha uygun olur. Yani özel bir Nobel ödülü getirecek bir başarı yok ne yazık ki. Hani uzun zamandır verilen emeklerinin, çalışmalarının sonucu. Genel fizik alanında çalışıyorum. Manyetik sistemler üzerine teorik olarak çalışıyorum. Ama dediğim gibi bu çalışmalarda şey var. Çalışmanın ne kadar ses getirdiği, yapılan atıflar, bütün bunlar bir araya getirildiği zaman demek ki o listeye uygun görülmüşüm ki oraya seçilmişiz. Valla çalışmak, çalışmak, çalışmak diyorum. Zeka önemli bir faktör ama herkesin zeki olması gerekmiyor. Gerçekten çalıştığınız zaman birçok şeyi başarabiliyorsunuz. Ben kendimin zekasını bilmiyorum ama çok aşırı çalıştığımı biliyorum. Sürekli çalışıyorum. Vallahi ben sadece şunu söylemek istiyorum. Hani gençlerle biz birlikteyiz. Gençler bir tek Z harfine sığdıramazlar özellikle Türk gençliğini. Bütün alfabede yetmez. Ben Türk gençliğinin bizden çok daha iyi işler yapacağına inanıyorum.